Alo. Buyurun, ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Çocuğunuz hala kucağınızdan inmiyor mu? Ama artık kocaman çocuk olmuş. Neden inmiyor? Çok ayıp. İnmesi lazım. Eğer çocuğunuz inmiyorsa kucağınızdan, ona göre bir tedavimiz var. İsterseniz siz getirin çocuğunuzu, isterseniz ben gelebilirim. Adres verirseniz. O zaman ne yapalım? Eğer kucağınızdan inmezse beni arayın. Adresi verin. Hatta şimdi adresi verin. Hazırda dursun adres. Siz alo dediğinizde hemen gelirim. Evet, bekliyorum adresinizi. Evet. Aa, ben oraya çok yakınım. Hemen oradaki hastanedeyim, en yakındaki. Hemen gelirim. Siz yeter ki çocuğunuz kucağınızdan inmezse beni çağırın. Anlaştık. İsterseniz biraz bakarım. Hala kucağınızdan inmiyorsa bakacağım. İnmesine beklerim. Burada bekliyorum. Bakıyorum. Kucağı çıkmayacak. Bak. Telefonu açık, bakıyorum. Bak şimdi iniyor ama sonra tekrar inmemezlik yapar, bir şey yaparsa hemen ara, hemen çıkarım telefona, hemen de gelirim. Anlaştık. Çocuğunuzun ismi ne? Ha, çok güzel bir ismi varmış. Genelde o isimdeki çocuklar çok akıllı oluyor. Kocaman olmuş, hala kucak istemesi normal değil. Ya. Tamam. O zaman anlaştığımız gibi çocuğunuz hala kucak isterse ben iğnemi alırım, gelirim. Çok güzel bir iğne var. Kucak istemiyor bir daha çocuklar. Evet, hani iğne yaparak korkutmak istemeyiz ama tedavi amaçlı yapıyoruz. Ama bu yaştaki çocuk da artık kucak istememesi lazım. Ya. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Benim telefon numaram zaten kayıtlı. Yine WhatsApp'tan ararsınız böyle. Görüntülü olarak çocuğunuz kucak isterse arayın. Sizin gelmenize gerek yok hastaneye. Ben çıkar gelirim. Hemen 5 dakika içinde gelirim hem de. Tamam. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz. Kucaktan inip normal yürümesini bekliyoruz. Kucak istemesin artık. Ne oldu? Ararsınız tekrar. Hadi görüşürüz. Sağ olun.